çekti Sayın Orhan Uğuroğlu. Aynı şeyi Sezin Öney de, Sayın Sezin Öney de söyledi. Öyle bir kültür oluştu ki yapanın da yanına kar kalıyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz ve bir şeyin altını çizdi Sayın Orhan Uğuroğlu. Evet, genelde MHP kökenli bir tehdit ağından ya da ülke ocakları merkezli yaşananlar doğrultusunda veya ülke ocaklarından gelen bir tehdit ağından söz ediyoruz. Her şey ortada. Yani Semih Yalçın'ın sözlerini sonuçta ben sarf etmiyorum. Ya da daha önce Özgür Özel'e yüklenen diğer yardımcıların veya Sinan Ateş davasına ilişkin başta Bahçeli olmak üzere genel olarak söylemlerin yine MHP'den gelen. Neden? Ya bunun tarihsel arka planı da var. Yani Türkiye'de sertlik, şiddet, tehdit dersen neredeyse patenti Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait. Yani bugüne ait bir şeyden bahsetmiyoruz. O dil, siyaset yapma biçimi, uslup oturmuş. Onlardan devam ediyor ama... Bu dönem yükseldiğini söyleyebilir misiniz? Tabii, özellikle Sinan Ateş cinayetiyle beraber. Hem Sinan Ateş ve cinayeti ama... siyasetteki gelişmeler. Onun kadar 31 Mart seçimleri ve onun iz düşümleriyle ilgili bir şey. Yani kaybedilecek bir iktidar var artık. Kaybedilecek olanaklar var ve bunu toplumsal meşruiyetle yapamıyorsunuz. Oy alarak, halkın desteğini alarak bunu engelleyemiyorsunuz. Engelleyebileceğiniz 2-3 tane mekanizma var. Biri şiddet, baskı, tehdit dili, diğeri elinde tuttuğunuz kamu gücü ve en sonunda yargı, yani meclis vesaire birlikte yapılan iş. Ama burada bence hani Orhan abi biraz AKP ile MHP'yi çok ayırdı. Adalet Bakanı kim? İçişleri Bakanı kim? Hani sokakta yapılıyor, tehdit ediliyor, şiddet dili var. Ne oluyor? Yani bunu yapanın yanına niye kar kalıyor? Kim? MHP mi iktidarda şu anda? Hayır, yani zaten baktığınızda Yılmaz Tunç'un işte Diamond Tema'yı birdenbire ortaya çıkartıp tehditler almasına sebep olan kişi olduğunu görüyoruz yani. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vesaire, yani yapılmak istenen, hani ben işbirliği var mı yok mu Cumhuriyet Halk Partisi'ni o kadar yakın takip ediyorum ama yani Özgür Özel'in zihnini okuyamayacağıma göre işbirliği var mı yok mu bilemiyorum. Ama işbirliği varsa gerçekten vahim bir durum var ortada. Çünkü aslında birbirinden çok farklı olmayan iki partiden, Milliyetçi Hareket Partisi ile AKP'yi, özellikle bu rejimin bir bütünü açısından baktığımızda birbirinden çok ayırmanın manası olduğunu AKP düşünüyorum. AKP MHP'lileşti mi biraz, yoksa Allah zaten benziyorlar mıydı? Efendim? Sevgili Yaşar'cığım, ben ayırmak anlamında söylemedim. Yani daha hani uzun konuşmamak için bir bölümünü durdum. Mesela yargının içindeki MHP ağırlığı bu davaların sonuçlanmasını engelliyor. AK Parti iktidardan düşmemek, Erdoğan Devlet Bahçeli'yi küstürmemek için sesini çıkartmıyor. Yani ikisi de bu tehditin, bu yaşananların sorumlusu ben. O konuda yanlış anlaşıldıysam kusura bakmayın. Hatta şunu söylüyorum ben. Bu yapılan tüm saldırılar, Sezin Hanım'ın da bahsettiği gazetecilere, sivil kişilere ve Sevinç Gözdağ gibi siyasilere, bu bütün saldırıların Sinan Ateş cinayetinde toplanması gerektiğini ve organize suç kapsamına alınmasını ve o şekilde örgütlü suç olarak yargılanmalarını öneren yazı da yazdım. Evet. Yanlış anladıysam, anlaşıldıysam kusura bakmayın lütfen. Yani bu tamam Orhan abi, düzeltti biraz daha mesele ama sadece senin yazdıkların ve ifade ettiklerin açısından söylemiyorum. Yani şu anda özellikle son birkaç haftadır, özellikle Sinan Ateş cinayetinin ülke ocağı ve MHP'ye doğru uzanması, MHP'nin reaksiyonu, normalleşme konusunda çok net tavır alması, sanki AKP başka bir şey yapmak istiyor ve MHP buna karşı çıkıyormuş gibi bir görüntü var. Kuşkusuz MHP'nin özgül bir durumu var. Rejimin devamından daha net bir şekilde, nasıl devam edeceğinden net bir şekilde emin. Ama AKP de rejimin devam etmesinden yana. Orada bir çelişki yok. Sadece hangi yöntemle, hangi yöntemi Başat öne alarak devam ettireceğiz? Onunla ilgili çeşitli fikir ayrılıkları var. Ve bu devam edecek mesele. Ya Can Atalay konusunda fikir ayrılıkları vardı. Ne oldu? Can Atalay hala cezaevinde. Mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin onayıyla milletvekilleri düşürüldü. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar, Kobani davası vesaire. Bunların tamamının aslında rejimin
ve bütün olarak AKP ve MHP tarafından oluşturulan rejimin sonuçlarını yaşıyoruz biz bugün. Hem AKP-MHP arasındaki çatışma hem de AKP-MHP blokunun yarattığı rejimle rejim dışında kalanlar arasında yaşanan çatışmanın esas müsebbibi aslında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye adını koydukları rejimin kendisi. Burayı görmeden, burayı tartışmadan Türkiye'de tekil meselelerin çözülebileceğine çok inanmıyorum. Ya esas olarak değiştirilmesi gereken ve vurgulanması gereken mesele bu. Yeni bir anayasa tartışması yapılacaksa bile önce bu rejimden vazgeçeceğimizi kabul ediyor muyuz? Bu rejim bizi buraya kadar getirdi. Düşünün 7 yıl önce nasıl bir Türkiye, yani çok memnun olmadığımız bir Türkiye vardı. Evet. Gezi sonrası falan, ama bu 7 yıl içinde yaşadıklarımızı şöyle bir alt alta yazı, kabus yani. Tabii özellikle hukuken bambaşka bir darbe girişimi oldu, olağanüstü, 2 yıl devam eden olağanüstü haller oldu. İnsanlar mesleklerinden oldu, yargılanmadan işlerinden atıldı, işkence gördüler vesaire yani. Neler gazeteler kapandı, meslektaşlarımız cezaevlerine girdi, hepimiz cezalar aldık. Meclis anlamını yitirdi. Meclis diye bir şey yok. Ya düşünün, kıyı şeridinin kaç kilometre olacağına da Cumhurbaşkanı karar veriyor. Bir üniversiteye kimin yöneteceğine de Cumhurbaşkanı karar veriyor. İş geldi buraya ve bundan Erdoğan'ın bir kez yakındığını da duymadık. Ya kardeşim, her şeyi bana yüklediniz, ya bu böyle olmaz, gelin bundan vazgeçelim diye dediğini de duymadık bugüne çok kadar. Çok memnun görünüyor çok zaten. Çok memnun. Kararnameler, kararnameler, kararnamelerle yönetilen bir şey. İşte ekonomik durum, geldiğimiz boyut. Bu açıdan bakmak lazım. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin özgür durumu da var burada. Özellikle Sinan Ateş cinayeti. Orası bence çok kritik bir noktaya doğru geldi. Sadece devletle kurduğu ilişki açısından değil, kendi kitlesiyle kurduğu ilişki açısından da problemli olduğu için çok fazla bağırıyorlar ve kendi dışlarına doğru bir görüntü vermeye çalışıyorlar. Herkes biliyor ki oradaki öldürülen bir solcu olsaydı, muhalif olsaydı, gazeteci olsaydı filan tüm bu yaygaraların önemli bölümü olmayacaktı. Ama bir torbacıya, eski ülke ocağı başkanı öldürtülüyor ve bunun arkasında bir dizi şey gidiyor ve iş ülke ocakları genel merkezine kadar dayanıyor. Bunun kendi tabanında yarattığı tahribatı belki Orhan abi daha yakından takip ediyordur, biliyordur ama seçimlerde de gördük. Onların tahmin etmediği büyük bir tahribat. Büyük bir belki de kopuş, yani duygusal kopuş o anlamıyla yaşanıyor. İnsanların o canağın kafasında soru işareti var ve burası onlar açısından gerçekten kırmızı çizgi olmaya başladı. Sadece kimin yargılanacağı ve iş nereye kadar gideceği açısından değil. Ama böyle bir şeyin aslında birçok iddianamede 80 öncesi, 80 sonrası MHP'nin bu tür şeylerle hep adı ilişkilendirdi. Ama ilk defa kendi Ülke Ocakları Genel Başkanı'na kadar uzanan bir cinayette bu tarz bir şey anılmaya başladılar. Ama çok aleni bir şekilde hedef gösteriyorlar ve tehdit ediyorlar. Ayşe Ateş söylüyor. Yani eşi ve Cumhurbaşkanı ile görüşür ki zaten o görüşmenin MHP'de etkisi büyük. Bugün bir baktık Türk Gün Gazetesi'nde 4 gazeteci arkadaşımız hani zamanında Akit de insanları kapağa koyardı da hedef gösterilirdi. Sonra aralarından o hedef gösterilenlerden hayatını kaybedenler oldu. Hiçbir farkı yok. Kesinlikle yok. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yapabilecekleri, kendilerince yapabilecekleri şeyler artık sınırlı. Şiddet, baskı, tehdit dışında bu meselenin üstünü kapatma şansları yok. Devlet Bahçeli 1 Temmuz'da oradayız, mahkemedeyiz derken bile tehdit ediyor. Evet. Yani dosyalarımızda biz aklanacağız filan değil. Oraya geleceğiz, bakalım ne yapacaksınız diyor. Yani başka bir yöntem, çok az yöntem biliyorlar zaten ama ellerinde başka da bir yöntem yok. Yani yargıya gitseler, hani adil bir yargılanma olsa deseler işin nereye gideceği görüntülerle belli. Adil yargılama, ama biraz önce Orhan Bey de dikkat. Hepimiz biliyoruz. En azından Ayhan Boru Kaplan davası üzerinden de pek çok dava üzerinden konuşabiliriz. Evet. Yargıda İçişleri Bakanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda ülkücüler ya da işte MHP'liler yanları, hatta AKP yanlarıyla bile ayrıştıkları noktalar, AKP'yi de zor duruma düşüren noktalar. Hani orada da büyük bir sıkıntı var. Ya çok aleni oldukları için herkes biraz sıkıntıya düşmüş. Şuna ilave edeyim. Yaşar'cığım izin verir misin? Tabii tabii. Şuna bakmamı geçtim galiba. Bir de şunu, MHP içindeki rahatsızlıkta daha büyük AK Parti içinde rahatsızlık var. Bu Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasını isteyen
belki AK Parti'nin yarısından fazla milletvekili var. Yani onlar da bu cinayetin örtülü kalması veya kapatılmasından yana değiller. Özellikle Ayhan Bora Kaplan dediniz, keza aynı şekilde onda da AK Parti kulislerinde büyük rahatsızlık var. Evet. Çünkü bir anda operasyon durdu. Siyasetçi ayağı, yargı ayağı, bürokrasi ayağı ortaya çıkarılmasın diye müthiş bir baskı yapıldı. Müthiş bir algı operasyonu yapıldı. Kusura bakma, lafını yok, kestim. Yok, estağfurullah. Ya, tüm bunları konuşurken işte bir de tabii AKP açısından rahatsız edici olan şey belki de bir de şudur. Normalleşme diye bir illüzyon yaratmışsın, hani normalleşeceğim diye. Ama bir yandan da Türkiye bunları yaşıyor. Evet. O zaman sorarlar yani neyin normalleşmesi? Yani başlayacaksak buradan normalleşelim. AKP bunun için de aslında Sinan Ateş meselesinden çok fazla rahatsız. Erdoğan o yüzden o görüntüyü vermeye çalıştı ama işin geldiği boyut hani MHP'yi çatlatabilecek noktaya geldiği için orada artık frene basmak zorunda kaldı AKP'ler. Basmazsa yani Sinan Ateş meselesi öyle bir noktaya geldi ki, hı hı, bir adım daha ileriye gitse rejimin kolonları sarsılacak. Bunu şeye benzetebilirsiniz, Mehmet Ağar'ın Susurluk'ta söylediği lafa, biz tuğlayız, bizi çekerseniz duvar üstünüze yıkılır diye. Sinan Ateş meselesinin gelip dayandığı yer bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz rejimin duvarlarından, kolonlarından birini çekmeye kadar dayandı. O yüzden bu kadar sıkıştı, evet, AKP'de diyebilir miyiz bir yandan? Kesinlikle. O yüzden de ilerleyemiyor. Yani bu kadar aleni, her şeyin ortada olduğu, hı hı, tanıklarıyla, görüntüleriyle vesaire ortada olduğu bir şey, dava ilerleyemiyor. İşte savcının o iddianamesiyle karşılaşıyorsunuz. Çünkü onda nasıl iddianame? Bu rejime çarpan bir, rejimin duvarına çarpan bir dava haline geldi. Şimdi Sezin Öney, bu sözlere ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bir normalleşmeye geçmeden bir ufak, çünkü Özgür Özel ile Yılmaz Özdil arasındaki atışmaya mı diyeyim, polemiğe mi diyeyim, karşılıklı yine pek de karşılıklı değil sanki, daha çok Yılmaz Özdil konuşuyor gibi ama olsun, yine de karşılıklı diyelim. Buna ilişkin değerlendirmenizi alalım. Bir, bu bölümle ilgili şeyi söyleyeceğim. Hakikaten tabii AK Parti milletvekilleri de rahatsız olsalar yeridir, çünkü